Mercek programının yeni bölümünden herkese merhaba. Fenerbahçe'nin orta saha transferinde ilgilendiği Rade Kurun içi konuşmak üzere bugün karşınızdayız. Bana sevgili Efekan yardımcı olacak bugün sorularıyla. Umarım Hasan gibi beni ateş atmazsın diye düşünüyorum. Tokayakan bir videosunda olduğu gibi. Vallahi göreceğiz. <laughs> Merhaba Olcan. Merhaba. Bahsettiğin gibi Fenerbahçe'nin orta saha arayışında son dönemde öne çıkan ve Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre de Milan'a resmi teklif yapılan Rade Kurinci konuşmak için birlikteyiz. İstersen kariyerinden öne çıkan notlarla başlayalım. Tabii Fenerbahçe'nin yine bir bonservis pazarlığına başladığının aslında resmi bir haberi. 7 Ekim 1993 Bosna Ersek doğumlu. Orta saha oyuncusu, merkez oyuncusu diyebiliriz çünkü kariyer uç merkezden başlayıp yavaş yavaş geriye doğru geliyor. Tabii ki doğduğu ülkede altyapıda başlıyor Bosna -Herzeg'de. 2015 yılına kadar Bosna Sırbistan, İtalya üçgeni var. Verona'ya gittiği bir dönem var. Ama Verona'da memnun kalınmayıp 6 ayda bedelsiz bir şekilde tekrardan Sırbistan'a dönüyor. Ondan 6 ay sonra Empoli onu bedelsiz bir şekilde alıyor. Yani kendisine bonservis ödenen ilk yıl Milan'a transfer olduğu dönem yaklaşık 8,5 milyon euro. Aslında 22-23 yaşlarına kadar net oturmamış, hala çok ne olacağı belli olmayan bir kariyer ama Empoli ona güvenip bu yatırımı yapıyor ve bence kötü de yapmıyorlar. kurun için kariyeri de o andan itibaren iyi bir ivme kazanıyor. E Bosna Hersek milli takımında da forma şansı bulan bir oyuncu 29 kez milli olmuş durumda Bosna Hersek'te. Tabii takdir edersin ki muhtemelen bu transferde edincekon'un da ufak bir e, parmağı vardır diye düşünüyorum. Kariyerini 10 numara pozisyonunda başlayıp artık yavaş yavaş geriye gelerek 8 numaraya oturdu ama Fenerbahçe özelinde artık 6 numaraları konuştuğumuz bir pozisyona doğru evrilmiş durumda. Zaten aslında belki de en çok merak edilen soru da bu. Kuruniç 6 numara oynayabilir mi? Fenerbahçe tarafında bunu bol bol konuşacağız galiba. Bu bahsettiğin Empoli ve Milan dönemlerini düşündüğümüzde oyun stiline dair ayrım net şekilde gözüküyor. Aslında onu da artı eksileri konuşurken açarsın ve Zaytsta da aslında Ceko ile birlikte bir bağlantı noktasını, bunu da Fenerbahçe'de ne yapar kısmında belki değerlendirebiliriz. Empoli'de 3 sezon beraber oynuyorlar. Ufak bir girizgah yapalım mı? Sosyal medyada çok fazla gördüm. Beraber merkez oynarlarken Empoli küme düşüyor. Ama sonra Seri B'yi haşat ediyorlar değil mi tabiri caizse. Sonra tekrardan Empoli'yi Seri A2. Arada bir paradeste var. Evet. Paradeste Zayt iyice gençken daha sanırım 15-16 sezonu olabilir. Evet. Hani yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada şöyle bir detay var orada. Beraber seri B'ye düşüyorlar gibi gözüküyor. Ama Zayt o zaman çok az maça çıkıyor. Hı hı. Yani düzenli oynadığı ilk sezon aslında Seri B'de beraber toplam 12 gol 20 asist yaptıkları sezon. Yani aklımıza Felipe Melo, Selçuk İnan ikilisinin orta saha merkezi olarak skor katkısını hatırlatan bir sayı. Yani tabii ki seviyeler farklı ama iyi bir dönemleri var. Fenerbahçe'nin orta saha transferi için adı geçen isimler üzerinden bir tweet atmıştın. İstersen kurun için artılarını o tweet üzerinden açarak başlayalım. Evet o... Tweet'i biraz açıklamak lazım. Şöyle yazıyordu. Kurunic ve Endombele Fenerbahçe'nin orta saha transferler arasında içime sinmeyenler diye. Endombele için bunun net olarak sağ içi ve sağ dışı sebepleri var ama Kurunic için şöyle bir detayı vardı onun. Yani öyle isimler geçti ki Fenerbahçe merkezi için. Hani işte Dominguez'ler, Bissumalar, Parades, Yulmant ismi geçti o seviyelerden, o oyunculardan sonra bir de kurun adı gelince yani onları tercih ederim noktasıydı. Ama oradaki kaçırılan detay şu kurun beğenmiyorum, kurun kötü bir oyuncu, kurun şöyledir gibi hiçbir söylemim olmadı. Aksine tamamen geçen oyuncu isimle alakalı. Yani tabii ki diğer dört ismi kurun için daha önüne koyarım ama... Bugün geldiğimiz noktada İsmail Kartal'ın yani 3 tane 8 biraz 8 görünümlü bir altı oynatmak istediği senaryoda da Kur'un iyi bir ekleme olacağını düşünüyorum ki bunun artılarıyla beraber Fenerbahçe'nin ne yaparla beraber de daha iyi açıklamış olacağız. Tweet'teki ne demek istediğimi de böylelikle söylemiş oldum. Çünkü şey çok fazla geldi. Abi sen beğenmiyordun hani ne oldu tarzı şey gelebileceği için beğenmemekle alakasız bir durumdu yani. Pasta başlamamız lazım çünkü bence oyuncunun alameti farkası da o en iyi yaptığı iş. Pasörlük bunun tamamen on numara pozisyonunda başlaması ve yaratıcılığıyla da direkt olarak bağlantısı var. Benim için önemli kısmı sadece bir kısa pas oyuncusu değil aynı zamanda uzun pas konusunda da topu dağıtma noktasında da çok başarılı bir oyuncu olması ve özellikle çapraza bek besleyen ya da kanat oyuncularının savunma arkasına attığı koşuları böyle 50-60 metrelik toplarla ödüllendiren oyuncuları izlemeyi çok fazla severim ve bu sebeple Kurun İşleri bu fazlasıyla var. Benim sevdiğim noktası risk alan bir pasör. Yani o da işin zaten kilit bas noktası demek artı takım arkadaşın olabildiğince müsait pozisyonları sürekli sokabiliyorsun demek. Ya zaten Empoli dönemindeki kaleye daha yakın olduğu pozisyonlardaki yaratıcılığının ne kadar üst seviyede olduğunu görünce böyle bir oyuncunun hem merkez 8 numarada bir derin oyun kurucu olarak hem de biraz daha stoperlerin arasına girdiği zamanlarda geriden topu ne kadar iyi çıkardığını gördüğünde Fenerbahçe'nin ya da bulunduğu takımın pas seviyesini, topu ayağında tutma seviyesini ne kadar üst seviyeye çıkaracağı heyecanlandıran bir durum. Yani zaten baktığın zaman çoğu sezonda böyle geriye daha işte yavaş paslar, daha garanti paslar yerine bu kadar net hücuma kaldıran riskli paslar deneyen bir oyuncunun isabet yüzdesinin her sezon %85'lerde gezmesi zaten ne kadar iyi bir pasör olduğunun da göstergesi inanılmaz rahatlatıcı bir oyuncu. Yani sıkışan her türlü oyunu yaratıcılığıyla ve pasörlüğüyle beraber açabilecek kalitede. Kendisini sivrilten bir numaralı özellikle pası. İkincisi böyle 8 numaralarda, pasör 8 numaralarda o tehdidi kısıldıktan sonra, o tehdidine yönelik rakip savunmalar önlem aldıktan sonra ben ikinci bir tehdit arıyorum çoğu zaman. Bu da dripling yani delici dripling. Bu sebeple buna çok fazla dikkat ettim. Çünkü kurun gibi pasörlerin Geriden oyun kuran, takımın bir numaralı merkez, pas bağlantısı olan oyuncuları biliyorsun ki rakip takım savunmaları, ikili sıkıştırmalar, şok presler yani o pas bağlantısını kesecek noktaları çok fazla işlemeye çalışıyorlar. Bu durumda da sizin ikinci bir iyi özelliğinize ihtiyacınız var. Bu da dripting. Kurunç'te bunun olduğunu görmek gerçekten sevindirici. Çok hızlı bir oyuncu mu dersem bunu eksilerde zaten işleyeceğiz ama hızlı bir oyuncu değil. Fakat seninle de konuştuk. 1.84'lük bir boy var ki buna inanmıyoruz. Seninle çok daha uzun olması lazım çünkü. Çok uzun bir bacak boyu var ve önemli olan nokta şu o ikili sıkıştırmalar geldiğinde o baskıya gelen oyuncuların ortasına doğru ani bir uzun adımla beraber o baskı attığın driplingle nasıl kırdığını gördüğümüz anlar çok fazla var. Aynı zamanda da özellikle müdahale yaptıktan sonra topu çaldıktan sonra oyunu hiç durdurmadan ve yavaşlatmadan çaldığı her top sonrası net olarak bir dripling kalkışı var ve 20-30 metro driplingi sürdürdüğünü görüyorsun. Şey tarz bir oyuncu bu arada dripling'e kalktıktan sonra. Hani böyle karşısına eşleştiği oyuncuyu klas bir hareketle yürüyerek geçen tarzda oyuncular vardır ya. Bence Kurnic öyle bir oyuncu. Çok hızlı olmaması bir dezavantaj evet ama teknik kapasitesi ve ayak hakimiyeti iyi olduğundan dolayı dripling'ini böyle ufak yavaş çalımlarla da birleştirdiğinde hakikaten hızla değil ama becerisiyle delici bir <laughs> driplingçi olabiliyor aslında. Pasın yanına bunu koyabiliyor olmak bence bizim için çok çok önemli. Ya bu onun ne kadar aslında kaliteli bir 8 numara olduğunu gözler önüne seren bir durum. Bu bağlamda Adet olarak yani kısa pas, uzun pas, dripling denemesi yani deneme olarak adetleri çok yüksek değil. Ama seriyada başarı oranını yüzdesine baktığımızda uzun pası da %68 ile atan bir oyuncu dripling başarısı %83. Maç başına 0-8 başarılı dripling yapıyor ama oranı çok yüksek. Dediğin gibi orada aslında uzun bacak, teknik beceri ve oyun zekası bir araya geliyor. Yumuşak bilek değil mi? Bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Yani Serie A'da da düzenli forma şansı buldu. Ama asıl geçtiğimiz sezonla, Milan'la geçtiğimiz sezonla baktığımızda hatta Inter'le yarı finale kadar gelen süreci de düşündüğümüzde Şampiyonlar Ligi'nde istikrarla Pioli'nin tercih ettiği bir oyuncu. Hatta belki de Kurunç'u konuşurken Pioli'nin Kurunç'a bakış açısında konuşmak lazım. İlk maç hariç her maçta süre aldı Şampiyonlar Ligi yolculuğunda. Son 16'dan sonra da ana planda her zaman tercih edildi. Pioli Avrupa'nın en üst seviyesinde istikrarlı Kur'un içi neden tercih etti sence? Üçüncü artım bununla alakalıydı bu arada. Ama bunu pas ve driblingle de, de beraber bağlayabiliriz. Üçüncü sayacağım iyi özelliği pozisyon almayıydı. Hem savunmada hem hücumda. Şimdi şampiyonlar ligi seviyesi artık takımların oyunu ilmek ilmek istedi yani bir metrekarelik kısmının bile çok değerli olduğu bir nokta ya. Bence pozisyon oyununu ve alanı bu kadar iyi bilmesi ve yönetmesinin ana sebebi Pioli'nin de onu tercih etmesiyle eşdeğer bir nokta. Aynı zamanda kimi noktalarda skoru aldıktan sonra ya da rakip takımı oyununuzu kabul ettirme noktasında topu ayağınızda fazla tutmanız, o pas oyununu sakin merkez oyuncularına, faydalı işler yapacak, net işler yapacak merkez oyuncularına ihtiyacınız olduğu için bu sebeple ben kurun için o seviyelerde tercih edildiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir detay var. Şimdi bu içime sinmeme noktası var ya doğru anlaşılmadığı zamanlarda bana gelen eleştiri şuydu. Ya içinize sinmeyen oyuncu Milan'ın işte ilk 11 oyuncusu şampiyonlar liginde oynayan bir oyuncu. Doğru bir yaklaşım aslında, doğru bir savunma. Fakat burada bir detay var, orayı iyi ayırt etmek gerekiyor. Bence Milan'da başka bir teknik adam olsaydı... Kurunç'a bu kadar forma şansı vermiyor olabilirdi. Ama Kurunç bana Milan'ın oyuncusu mu, Pioli'nin oyuncusu mu dersen... ...Pioli'nin oyuncusu derim. Ama bu da sağlıklı ve faydalı bir donedir bizim için. Çünkü Pioli çok iyi bir teknik adam. Bugün konuştuğumuz Milan'ı, bu seviyelere gelen Milan'ı yaratan adamdır. Ben Nasser, Tonali, Kurunç ile beraber bence çok iyi bir pasörat aynı zamanda oyunu driplinkte de, de kırabilen bir merkez kurma anlayışı olabilir. Bu yüzden Pioli'nin ona verdiği değer çok çok fazla ve onun oyunu içerisinde, onun mentalitesi içerisinde çok önemli bir role sahip. Hakikaten de çok başarılı bir performans sergiliyor. Ama diyebilirsin ki bugün Milan orta sahaya birçok transfer yapıyor. Kurniç orada denklem dışı kalabilir. Artık bazı şeylerde teknik adamlarda değişebiliyor bazı anlayışlar. Hemen üçüncü artıya bağlayayım buradan. Neden üst seviyede oynamasıyla da bağlantılı? Pozisyon almayı söyledim burada. Merkez oyuncularında çevre kontrolü ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Özellikle pasör oyuncularda. Yani hakikaten şeyde benim tansiyonum çıkıyor. Çevresine bakmadan gelen baskıda o topu çok basit bir şekilde kaptıran, yine çevre kontrolü yapmadığı için çok basit pas hataları yapan merkez oyuncusunu hakikaten bir noktadan sonra ben Özellikle büyük takımlarda tahammül edemiyorum. Ama kurun için pozisyon alması, çevre kontrolüyle birleştiğinde rakip savunmayı okuyup topu nerede alacağını bilmesi, o alanın yönetebilmesi çok etkileyici. Pasla bunu beraber bağladığı için hakikaten çok memnun edici bir durum. İkincisi savunma da çok iyi bir kesici olduğunu düşünmüyorum. Yine bunu eksilerde bahsedeceğiz. Ama pozisyon çok iyi alıyor. O oyuncunun aksiyonunu tahmin ederek ya biraz da önsezi belki işin içine girebilir. Ne yapacağını tahmin ederek pozisyonu ona göre alması müdahaleleri de zamanlamayla yapması zaten top çalma noktasında onu biraz daha öne çıkarıyor. Hakikaten ya çok garip bir oyuncu. Savunmasıyla asla ön plana çıkarmayacağım bir oyuncu. Fakat pozisyon alması hakikaten oyunun her türlü kısmına yardım ediyor. Hücum tarafında ise şu yine çevre kontrolüyle bağdaştıracağım. İnanılmaz fazla vücut çalımı deniyor. Top gelmeden, topa dokunmadan hatta pas geldiği anda bir vücut hareketiyle iki savunma oyuncusunu beraber oyundan düşürebiliyor. Vücut konumunu dahi pozisyon almasını ona göre ayarlayabildiği için hakikaten bu oyuncunun toplu topsuz hücum meziyetleri, hücum tehditleri 3'ten 4'ten fazla bir hal oluyor. Buraya görüntülerini de ekleriz o vücut çalımlarının. Hakikaten çok iyi. Yani oyunu okumak Çevreyi kontrol etmek ve o pozisyon almasını, vücut konumlandırmasını ona göre yapmak hakikaten böyle ayağından topu alması baskıyla, şok presle arkası dönükken bile top kaybetmesini çok zorlaştıran bir durum. Topun kıymetini bu kadar iyi biliyor olması ve bu kadar iyi değerlendiriyor olması zaten bence senin soruna da net cevap olacak bir şey. Şampiyonlar liginde böyle oyuncular değerlidir üst seviyelerde. O klişe bir tabirimiz var ya işte topun kıymetini bilen oyuncu diye kurulunca... Güvenli liman aynen öyle. Ver hani topu biraz saklasın. İyi de bir fizik var baktığında. Çok sertlik katamasa da o fizikle. Ama kurun için net olarak artılarıyla beraber ve üst seviye için böyle tanımlayabiliriz. Eğer Kuru de İstanbul'a gelirse geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milano'da izlediğimiz iki isim, iki rakip İstanbul'da buluşmuş olacak. İki boşnak aynı boşnak. zamanda. İstersen buradan da kafandaki soru işaretlerine geçebiliriz. Kafamdaki soru işaretleri hız ve çevikliğiyle beraber. Ama bunu Fenerbahçe ile beraber birleştirip söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin merkez rotasyonuna bir bakalım. Miyaz da sözleşme yenilendi. Şimanski var. Mert Hakan. Crespo hala gitmedi. Belki de kalacak. Crespo, İsmail Yüksek. Burada bence net bir sprinter problemi var. Ve burada oyunu dikine kat edecek ya da savunmada geçiş yenilen anlarda hızlı bir şekilde pozisyonu alabilecek oyuncu problemi var. Ben o sebeple aslında kurun iç yerine tercih edilmesi gerektiğini düşündüğüm oyuncuların Birkaçı atletik meziyetleri yüksek oyunculardı. Kurun içinde katıldığı bir orta saha rotasyonunda hız anlamında bence ciddi bir problem var. Ve kurun içinde boyundan ötürü muhtemelen bir 1.84 olduğunu inanmadığımız boyundan ötürü çeviklikle alakalı sorunları var. Ve hızıyla alakalı sorunları var. Ha bu arada uzun adımları olduğu için mesafe kat etmesinde bir problem yok ama iş hani depar kısmına geldiğinde hızlı pozisyon alma noktasına geldiğinde burada net eksi yazan bir merkez oyuncusu olduğunu söylemem gerekiyor. Yani özellikle Fenerbahçe gibi baskı hattını önde kuran, geçiş yemeye çok müsait, birkaç pasta kırıldıktan sonraki bizim ligin Anadolu takımları dinamiklerini biliyorsun ya merkezde ya kanatlarda çok hızlı oyuncular var. Bu sebeple hız anlamında bir problem yaşatabilir özellikle geçişlerde. İkinci olarak da net savunma becerisi. Şimdi aldığımız haberlere göre şöyle bir durum var. 6 numarada kullanmayı düşünüyor İsmail Kartal. Şimdi bunu söylediğimiz zaman İsmail Hoca zaten net kesici bir 6 numara istemiyor tarzı söylemler oluyor. Çok doğru. İsmail Hoca daha çok sanki 3 tane 8'e yakın ama biraz da altılaşabilen ve orada topu iyi kullanabilen bir oyuncu istiyor gibi duruyor. Fakat işte İsmail tercihi, Crespo tercihi orada kesicilik noktasında da biraz iyi oyuncuları da tercih edebilir gibi gözüküyor. Kurunç geldiği takdirde ve 6 numara rotasyona katıldığı takdirde orada savunma anlamında Fenerbahçe'nin savunmasını üst seviyeye kesicilik üzerinden, sertlik üzerinden yukarı çekecek bir oyuncu profili merkezde çok fazla kalmıyor. Burada benim soru işaretim var. Yani sertlik, kesicilik, net savunma hamlesi kurun için burada 6 numara oynarsa eğer eksik kalabileceği noktalar. Ki aslında bu tarz oyuncular biraz stoperleri de rahatlatır. Ama demek ki İsmail Hoca bunu kullanmayı düşünmüyor. 6 numarada kurun içi kullanırsa da işin savunma tarafında bu tür zafiyetler görebiliriz. Ki genelde zaten bu toplu oyun isteği, dripling, pasta dağıtmak, pası verdikten sonra kat etmek gibi özelliklerini kullandığı için 6 numara pozisyondaki yerini kaybetmesi de burada eksi sayabileceğimiz noktalardan bir tanesi. Yani şöyle çok net bir 6 numaradır kurun iç diyemeyeceğimiz bir oyuncu. Bu anlamda oyun içerisinde eksiler yazabilir. Ama hep söylüyorum. Ya maalesef bunu her oyuncuda da söylemek durumundayız. burası Türkiye Ligi. Pozisyon oyununun bir noktadan sonra hiç önemli olmadığı, herkesin belirli anlarda parlayabileceği, hiç beklemediğin oyuncuların, hiç beklemediğin şeyler yaptığı bir yer. Çok yüksek beklentilerin olup da dibe vuran birçok oyuncu var. Şimdi Kurunç burada 6 numara normal şartlarda Bence olmaz yani 8'de çok daha iyi diyoruz ama 6 numarada da bize bambaşka bir şey çıkarabilir. Çünkü pasör oyuncular bizimlikte 6 numarada olduğu zaman o yaratıcılığıyla özellikle büyük takımlarda iş yapabiliyor. Ama bizim sevdiğimiz tarzda Joseph de Souza gibi, Felipe Melo gibi, Torreira gibi hani daha mücadelesiyle, daha sertliğiyle ön plana çıkan oyuncular. E şahsen biz izleyiciler için de farklı bir deneyim olabilir. Yumuşak bir, pasör bir 6 numarayı izlemek çok çok değerli olacaktır. Jose Sosa'ya benzetiyorum bu arada kariyer dönüşmesini. 10 numara, kenar oyuncusu, sonra müthiş pasör bir performans Trabzonspor'da özellikle. Kur'un de böyle bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Eksileri bir toparlarsak da işin savunma tarafındaki caydırıcılık ve hız ve atletizm, çeviklik olduğunu burada söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de hangi ihtiyacı gideri kısmını geçerken ve sen geçiş savunmasından bahsettiğinde de aklıma şu geldi. Belki İrfan'ı da dahil ettiğimizde merkeze atletizmi yeterli seviyede olmayabilecek bir merkez rotasyonu oluşuyor. Ama Osayi, Osterwolde, Ferdi hatta sağ önde Kent düşündüğümüzde kenarlarda bir atletizm söz konusu. Ciku belki Zimru zayıf bir rakipti ama çok temaslı bir başlangıç yaptı. Bekao da zaten bununla anılan bir oyuncu. Belki merkezin etrafındaki isimlerle bu eksiği giderme gibi bir planı olabilir mi İsmail Kartal? Olabilir kesinlikle. Dediğin gibi yani kenar oyuncularının bu kadar atlet oyuncular olması. Hatta ben Luan Perez ve Cicu'yu normal bir stoperden daha atlet stoper olarak da buluyorum. Oraya Luan'ı da ekleyebiliriz ayrılmadığı senaryolarda. Hakikaten gideriyor olabilir ama işin geçiş kısmı genelde merkezden başladığı için Merkez rotasyonunda da bir tane mutlaka böyle bir oyuncu bence olmalıydı. Ha ya Crespo hala biraz atlet diyebileceğin İsmail de gayet aslında çabuk bir altı numara olarak görülebiliyor ama sonuçta İsmail Crespo Kurunic gibi bir merkez muhtemelen çok nadir göreceğimizden dolayı ve belki de Kurunic'in altı numara olarak düşünüldüğü anlarda Şimanski de bu arada hani hızlı ve koşu mesafesi, koşu tarzı çok iyi olan bir oyuncu. Şimanski'yi de mutlaka ekleyelim oraya. Ama Kurunic, Zayt, Şimanski muhtemelen böyle bir üçlü görürüz. Bir transfer daha gelmezse diye düşünüyorum. Burada ufak bir atletizm zafiyeti sezebiliriz. Ya bu arada bana hatırlatmış oldun bekler ve onların çıkışlarından bahsettin ya. Kurunic merkezde çok fazla ileri çıkmadığı anlarda bek kademesini çok iyi yapan bir merkez. Bunu oynadığı maçlarda mutlaka göreceksiniz. Şimdi o sayıyı çok fazla çizgi indiriyor İsmail Kartal farkındaysa. Keza Mert Müldür de bu şekilde çıkışları seven bir oyuncu. Ferdi keza öyle. Kurinç özellikle 6 olduğu anlarda tüm sezon buna dikkat ederiz eğer gelirse. Bek kademesine çok fazla giren bir merkez oyuncusu. Bunu faydalı bir yandan da biraz faydasız buluyorum. Çünkü merkezdeki yerini kaybettiğinden dolayı ama oyun içi yardımları çok çok değerli. Pozisyonların kademelerine girmesi. Bunu da eklemek istedim araya. Merkez rotasyonunu saymış olduk. Sence Fenerbahçe'de en çok hangi ihtiyacı gider? Pas. Yani yaklaşık herhalde 3 sezondur üzerine konuşuyoruz. İşte Twitter'da yazıyoruz falan. Bu takım çok uzun zamandır merkezden oyun kurmada çok ciddi bir problem yaşıyor. Artık Hakikaten ben de kendimi biraz tekrar etmekten dolayı sıkıldım. Oyun çok fazla kanatlara sıkışıyor ve bir noktadan sonra merkez çok fazla boş kalıyor. Çünkü bu takımın ana oyun planlarından bir tanesi bu sezonda öyle kurduğu kenarlardaki üçgenler. Zaten Zimbru maçlarında ve hazırlık maçlarında da gördük ki işte Ferdi Tadiç, Mert Hakan, Osayi, Kent, Şimanski, işte Osayi, İrfan, yine Mert Hakan. Yani kenarlarda hep bir üçgen kurulum var. Fakat o topun bazen de Orta sahadaki net bir oyun kurucuyla beraber terse döndüğü oyun senaryoları da geliştirilmeli. Çünkü Fenerbahçeli bazen oyun kenarları çok fazla sıkışıyor. Ve ondan sonra sıkıştığında ya gelişi güzel bir orta ile sonuçlanan bir atık oluyor ya da tekrardan atıyorum o sahaya geldi top, hop serdirezle tekrardan. Yani o oyun dönüşümü, oyunun yönünün değişmesi bekten stoperlere doğru, diğer beke doğru oluyor. Orta sahada güvenilir, güvenli bir limana ihtiyaç var. Yani o topu verip oyunun yönünü hızlı bir şekilde döndürecek ya da yine o oyunu döndürürken terse çevirmekten ziyade rakip savunma kaymaları esnasında ani bir koşuyu o pasıyla ödüllendirecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Kurun için en fazla Fenerbahçe'de artı yazacağı nokta bu oyun kurulumu ve merkezdeki pasörlüğü, merkezdeki yaratıcılığı. Fenerbahçe bu anlamda direkt ilaç olabilecek bir oyuncu. Onu net şekilde söyleyelim. Yani pasıyla beraber muhtemelen öne çıkacaktır. İkinci noktası da işte driplinkten bahsettik. Biliyorsun bizim ligde bu pasör oyunculara biraz fazla sertlik yapıldığı anlar fazla oluyor. Pas bağlantısı kırmak ana nokta aslında savunmalarda. Kapanmaktan sonra ikinci gelen şey. Bu anlamda özellikle geçiş hücumlarında pas bağlantısının sıkıştığı anlarda dribling ile de fark yaratabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin 6 numarasına Kurun için yerleştiği senaryoda eğer gelirse. Mert Hakan'ın Zimbru maçlarındaki performansı, Şimanski'ye yapılan yatırım, Crespo'nun durumu belirsiz ama İsmail'in de devam eden bir çıkış söz konusu. Sen Fenerbahçe'nin orta sahasının nasıl kurgulanabileceğini düşünüyorsun? Çift 8 olacak gibi duruyor. Zimru maçlarında da gördüğümüz üzere. Mert Hakan, Şimanski, Zait, Şimanski, arkalarında Kurunic. Kimi zaman Az önce Murat abiyle sohbet ediyorduk acaba Kurniç gelirse orta sarı rotasyon nasıl olabilir diye. Empoli dönemlerine dönebiliriz. İsmail, Kurniç, Zaits seçenek. Hepsi olabilir. Yani iyi yanı şu net bir altı numara yok diyoruz ama bu merkezi içerisinde döndürebileceğin ve hepsini her yere koyabileceğin oyuncu profilleri var. Ya işte İsmail'i altı da kullanabiliyorsun. Çok taraftar olmasam da sekiz de kullanabiliyorsun. Kurniç'i altı sekiz kullanma düşüncesi var. Zayt'sı sağ iç, sol iç kullanabilirsin. Crespo'yu kalırsa alt 8 kullanabilirsin. Yönlü bir ekip aslında değil mi baktığında? Şimanski sekizleşebilir 10'laşabilir. Muhtemelen İsmail Kartal çok kullanmayacak. Yine taraftar değil ama İrfan Can Kahveci bu denklemde olabilir. Bir hazırlık maçında kullandı çünkü. Orta saha rotasyonu bu şekilde olabilir ama muhtemelen kurun içi genellikle 6 numarada kullandığımız ama yerliden dolayı İsmail'in o denkleme dahil olabileceği senaryolarda da muhtemelen sağ iç olarak görebileceğimiz, Şimanski Kurunç, Zaytis Kurunç görebileceğimiz çok fazla nokta olacak. Bir de bu soruyu sen sormuşken aslında 6 numara için çekincem de şunu eklemiş olayım. Hani atletizm zaaflarından bahsettik ya biraz. Fenerbahçe iç oyuncularını hakikaten normalden biraz fazla önde konumlandırıyor. Yani bir hücuma kalktığında belki bu zimbru maçlarıyla da bağlantılı olabilir rakipten dolayı. Ama şimdi Mert Hakan sağ oynadığında sürekli ceza sahasında olduğunu görüyorsun. Şimanski oynadığında ilk Zimru maçında sürekli ceza sahasında. Yani orada 2-8'den bir tanesi daha güvenilir bir şekilde olmuyor. Yani daha geride konumlanmıyor hakikaten. Ceza sahası ve yayı çevresinde ne kadar kalabalık olabilirsek o kadar iyi düşünce hakim. Oyun planı hakim. Kurun içe bu kadar savunması gereken altı numara olduğu takdirde büyük bir alan bırakmak riski beraberinde barındırıyor olabilir. Ya, kimi zaman onun güvenilirliğini senin dediğin gibi bek oyuncuların atletizmiyle Fenerbahçe kapatmaya çalışabilir. Ya da bir tane 8 numarasını biraz daha geride konumlandırarak. Yani Osai gibi bir oyuncu var ki Allah'tan yani her her noktaya yetişebiliyor. Hakikaten inanılmaz sprinter. Yeri gelmişken bir Osai'yi de övelim dedim değil mi? Evet Osai'yi övelim dedim. Evlattır biliyorsun. Zayt'la beraber evlattır hatta. Ama şimdi Mert Müldür o denkleme dahil olacak. Yine yerliden ötürü muhtemelen. Yani Fenerbahçe'nin hakikaten oyun yerleşiminde üzerine çalışması gereken çok fazla plan var. Net bir 6 numara gelmediği senaryoda yine kurun içi 6 numara kullanarak nereleri nasıl çözebiliriz? Rakip takımlara ne kadar geçişlerde az alan verebiliriz? İsmail Hoca ve ekibinin bence buna yönelik Çalışmalar yapması gerekiyor ama altından kalkacaklarını düşünüyorum. Özet olarak da Fenerbahçe'nin tweetimden bağımsız kaliteli bir oyuncu kadrosuna katmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ağzına sağlık olacağım. Senin de ağzına sağlık. Hasan gibi çok sıkıştırmadım. Teşekkür ederim onun için. Evet efendim mercek programında bugün Rade Kurunici konuştuk. Fenerbahçe taraftarının en çok transfer beklediği ve kalite seviyesinin çok yüksek olmasını düşündüğü bir pozisyonda ortası bizim için de zor bir videoydu aslında baktığınız zaman en kritik pozisyonda. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Umarım sorularınıza, soru işaretlerinize cevap olabilmişizdir. Sizin de ile alakalı merak ettikleriniz ve düşünceleriniz varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın ve tabii ki Sports Detail YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.